Besna Haber'in değerli takipçileri, cümleten merhabalar diyerekten programımıza başlıyoruz. Bugün Besna'da değişik bir mekandan size yayın yapıyoruz. Yani diyeceksiniz ya neresi orası, böyle bir yer, yani niye böyle bir yayın yapma ihtiyacı duydunuz? Programı izledikten sonra niye böyle bir yayın yaptığımızı anlayacaksınız. Şu an neredeyiz? Mustafa Kara Camisi'nin bahçesi burası ve burası da Mustafa Kara Camisi'nin lavaboları. Biz buranın içini göstermek istiyoruz size, lavaboların içini göstermek istiyoruz. Yani buraya baktığınız zaman insan umuma açık bir yer gibi değil de sanki kendi evinde gibi çok güzel temizlenmiş, her tarafta halı fleks olan, bakımı çok güzel olan bir yer. Tuvaletler toplumun aynasıdır. Geçmiş zamanda benim bir arkadaşım Adıyaman'a geldi. Adıyaman'a gelirken köyün birinde lavaboya giriyor ve bana dedi ya sizin oralar nasıl dedi ya tuvaletleriniz çok pis falan. Diyorum keşke o arkadaşı getirip burayı gösterseydik. Burası cidden yani hiç böyle umuma açık WC gibi değil, lavabolar gibi değil. Şimdi buranın bu şekilde olmasının en büyük etkenlerinden birisi. En büyük etkenlerinden birisi. Şu an yayın yapacağımız bir amcamız var burada. Besin'in eski yerlerinden Mustafa amcamız burada. Mustafa Kara Camisi'nde görev yapan, lavabolarla ilgilenen Mustafa Badem amcamız. Amcacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi. Şimdi amcamızla biz geçmiş zamanda buraya geldiğimizde görüştük, muhabbet ettik. Hoş bir muhabbeti olan bir amca dedik bu amcamızı bütün Besni'nin tanıması gerekiyor diye düşündüm. Ve dedik yani burada uzakta olan tanıdıkları, yakında olan tanıdıklar ve Besni'nin bu amcayı tanıması gerekiyor. Amca, biz sizi tekrardan bir baştan tanıyalım bakayım. İsim, soy isim. Mustafa Badem. Mustafa Badem. Evet. Kimlerden derler size? Nebiler derler. Nebilerden Mustafa. Nebinin oğlu Mustafa. Nebin oğlu Mustafa. Aşık derler. Biliyor musun? He. Şu Mustafa Hoca derler. Biliyor musun? Evet. Erhan Bey'den ismini vurmuşlar. Benim ismimi yap demiş. Anamın rüyasına girmiş. Oğlum olacak. Benim ismimi Deden, koyacağım. Ben dedenin adı mı? yok, büyük evliyanın adı. Büyük bir evliyanın adı, He. evet. Benim ismimi koyacağım oğluna demiş. Anamın oğlu olmaz, çocuğu olmazmış. Evet. Benim ismimi koydu. Ben ondan yaşıyım. Öyle bir isim anınız var. Şimdi bura cidden farklı bir yer. Siz buraya böyle emek verdiniz. Burada buranın bakımını yapıyorsunuz, temizliğini yapıyorsunuz. Buradaki hediye amacınız para kazanmak mı? Niye böyle Yok, bir şey para yapıyorsunuz? kazanmak değil. Öbür dünyayı kazanmak. Evet. Öbür dünyayı kazanmak. Ben burayı para için yapsam yapmam. Para için yapmayayım. Öbür dünya kazanmak için yapayım. Temizlik yapayım. Gelen dua ediyor, gidiyor. Ben Erdemoğlu bakıyor bana. Evet. Onun Normalde maddi olaraktan paraya ihtiyacın yok. yok, bana bazen bakıyor. Allah razı olsun. Benim iyi arkadaşımızı. İyi şeyimizi. Bana dedi Antep'e gel. Antep'e sana ev alın. Ben Antep'i sevmiyorum dedim. Bana burada aylık bağladı. Burada bakayım. Buraların temizliğini yapayım. Onun duasını ona dua gönderiyorum. Günde ona 5-6 defa dua ediyorum. Tesbih çekiyorum. Onun duasını ona gönderiyorum. Bütün mübareklere ona yardım ediyorum. Yani şimdi Çok, buradan Erdemoğlu ailesi Best için çok değerli bir aile. evet. Yani nereye gitsek oradan mutlaka bir Erdemoğlu çıkıyor. Yani nerede olursa olsun mutlaka karşımıza çıkıyor. Burada şimdi Mustafa Badem amcayla konuştuk. Burada da Erdemoğlu karşımıza çıktı. Rabbim birlerini bin yapsın diyoruz inşallah. Böyle yardımları devam etsin inşallah. Var olsunlar, birleri bin olsun. Yani biz Besni olaraktan onlara duacıyız. Tabii. Yaptıkları hizmetlerden Ben dolayı. tesbih çekiyorum günde 10.000 tane. Evet. Ona günde 5-6 sefer dua gönderiyorum. Çok bir... Normalde şu an size Erdemoğlu ailesi maaş bağladı. Böyle bir iş yapmasanız yine o maaşınızı verecek değil mi? O idare ediyor benim. Ama diyoruz bu iş yapmanızın yani bu iş yapmanızın amacı tam olaraktan Allah rızası dediniz değil mi? Allah razı olsun. Para kazanmak değil. Burayı temiz ediyorum. Gelen diye Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Böyle temiz yer görmedik. Böyle temiz yer görmedik. Böyle temiz yer görmedik. Giren çıkan dua ediyor. Buranın parasıyla baksan satın artık para idare etmez. Allah razı olsun Erdemoğlu.
Bana ayak bağlar. Ben de ona yardım edeyim buradan. Şimdi yaşken bayağı bir yaşınız var. Yaş kaç? 80 yaşındayım. Maşallah, barikallah, subhanallah. 80 yaşındasınız, dinsiniz. Ve şu an bizim toplumdaki insanlar, gençlerin çoğu çalışmazken, iş beğenmezken, yani işsizlik de var. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Tamamen herkes iş bulamıyor ama iş bulanlar da var olduğu, bulduğu işi beğenmiyorlar. Siz bu yaşınızda halen çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyorum. Yani ben emekli oldum demiyorsunuz. Yok, emekli değilim. Çok şükür çalışıyorum. Allah bana bu gücü verdi. Ben 200 kilo kaldırdım. Araba yüklerdim. Pamuk tayları yüklerdim. Aa, 200 kiloyu sırtınıza omuzlardınız. Arabaya çıkar yüklerdim. Bir gün ya, tek başıma sırtıma hiç kimse kaldırmadı. Hem kaldırdım hem 83 ton mal attım. Tek başına 83 ton. 83 ton mal attım. Evet. Akşam ezanı okunur, 3 tonu kaldı, onu da yükledim, 83 ton yükledim. Maşallah ya, maşallah. Amca, eskiden Besni'de şu vardı, Besni güzeldi, şu an ben bu yok, onun eksikliğini arıyorum dediniz. Ne var geçmişten şimdiki arasında? Eski başkaydı, şimdi başka. Evet. Eski daha güzeldi. Eski daha iyiydi. Hürmet vardı, kıymet vardı, insanlara saygı vardı, sevme vardı. Bir arayı sevmek vardı. Büyüğün önünden geçmezdin. İzin verirse geçerdin. Çıkınını alır bağa kadar götürdük. Aşağı şehirde dokmacıydık. 45 metre kutuyla mekik atardım. Çalışırdım. 45 metre kutuyla öğleye kadar keserdim. Biliyor musun? Evet. Oradan gelince kahar tava beşittirirdik. Adam başına 15'er kuruş düşerdi. Etin kilo kuruşudu. Bayağı üzerinde oturduk bu zamanlar. Evet. Bayağı evine giderdik. Bekçi beklemezdi. Evlerimiz vardı, bayağı evlerimiz. Bağlarımız vardı, orada otururduk. Tatlı tatlı yatar sabahına kadar yayan aşağı şehre geldik. Bu aşağı şehir var. Orada... Bağ evleri ne taraftaydı? Bu tarafta mıydı? Bu tarafta. Bu taraflar bağ eviydi. Aşağılarda kışlık evinizde. Aşağıda kışlık evimiz. Biz çıra yakardık. Lamba olmazdı, soba yoktu. Ayağımız olur, ocaklarda otururduk. Sonra soba çıktı. Şimdi o eskiden anlattığınıza göre yokluk bayağı var ve şimdiki şartlara göre insanlar daha zor bir hayat yaşıyor. Evet. Ama buna rağmen eski günler gelsin dediğiniz oluyor mu sizin? Yoksa şimdiki günler daha mı iyi? Yok, daha rahatlık noktası mı? Bu günler ideal. Bu günlerde sevgi yok, saygı yok. Hiçbir şeyin tadı yok. Eskiden anamı çüt derdi. Sekilerde yoğurlar yiyirdik. Şimdiki et bile inmiyor. Her şey kayıp oldu. Eskiden çütteye et koyarlardı. Şu an çütte etsiz oldu. Çütte etsiz oldu. Etli çütte yedik biz. Evet, cıvık çütte. Evet, cıvık çütte yedik. Sekilerde çütte derlerdi anamız. Anamız dört çüttesi derdi. Ocağın önünde. Evet. Soba yok. Tadı vardı. Şimdi geç peşin tadı yok. Tat da kalmadı. Adam şimdi adam namaza çıkıyor, yalan söylüyor. Aha, bak şimdi. Yani namaz kılıp da yalan söyleyenler de çoğaldı diyorsunuz. Çoğaldı. Ben dersimi çekiyorum burada. Adam içeri girdi, çıktı. Abi dedi, ben konuşmuyorum. Arabada paramı gidip aldım. Para istemiyorum, halbuki vermesin. Ne diyeceğim, yalan niye söylüyorum? Gitti, gelmedi. Baksım 6 gün sonra yine geldi aynı adam. Evet. Yine aldı, içeri girdi. Şöyle oturdu. Şeyini meyini giydi. Ben yine aynı gün dersi, o geldiği gün ders çekeyim. Ben dersliyim. Yani ders aldığı için konuşamıyorsun. Ders sırası. Şimdi ders dedikleri bilmeyenler olur. He. Tarikatın verdiği ödevler. Yani bugün diyor 1000 defa şu duayı yapacaksın. Evet. 1000 defa bunu yapacaksın. Evet. Zikir çekiyor. O arada onu yapıyor. Evet. Evet. Yine geldi, oturduk. Kalktı, çor yedin geldi. Ben şurada dersimi çekeyim. Dedi abi dedi, arabada unuttum parayı dedi. Gidim getiririm dedi. Ben yine sardım. Bu dedi, berbat olmuyor, berbat dedim, sardım sardım. Ne ya. Gitti gelmedi. 10 gün sonra yine geldi. Aha. 10 gün sonra yine geldi. Abdest aldı, içeri girdi, çıktı. Bir de abdest alıyor yani. Abdest namaz abdesti de alıyor. Namaza gidiyor. Allahu Ekber. Dedi, şuraya din geldi bir sefer şu taşın başına. Dedi ki, abi dedi, arabada unuttum, paraya gittim. Sen kaçıncı araba oldu bu dedim. Evet. Sen nereye gidiyorsun dedim. Cami hiç gitmedi. Niye dedi, sen sahtekarsın dedim.
Camıyı mı kandırıyorsun? Utanmıyordum. Yalan mı? Yalan söylemedim. Sen Allah'ın evine gidiyorsun, yalan söylüyorsun dedi. Ya dese ki, ben daha önce şey yapayım, geldim amcamın gözü gönlünü bul. He. Diyor ki gelene, ben diyor para için beklemiyorum, paran yoksa diyor kalsın. He. Geçsin. Hatta bana dedi ya, sana dedi paran yoksa ben para vereyim dedi. Öyle amcamın gözü gönlünü bul, daha önceden şey yaptığım için, özellikle amcayla şu an yayın ben yapalım dedi. Ben oradan çok çalıştım. Evet. Allah daha yeri cennet olsun, o çocukların da dırnağına da sokalmasın. Amin, amin. O çocukların dırnağına da sokalmasın. Çok iyi insanlar. Besli'nin en iyi adamlar onlar. Allah birilerini bin etsin. Bin etsin he. En iyi adamlar. Değerli bir kişiler. Gariban bir insandı. Allah verdi kendine. Çok kıymetler bindi. Bana ahbabım dedi. Gel dedi. Antep'e göç dedi. Sana dedi ev alım dedi. Ben dedim ben Antep'i sevmiyorum. Gel dedi, elim sırtında olacak, yine sana bakacağım dedi. Öyle bir adam bu adam. Öyle bir adam daha gelmez. Oğulları da çok şükür öyle de. Kendi oğullarından daha iyiydi ama. Ha? Öyle mi diyorsun? Öyle bir babaydı. Ben dedi, bohçacım Ahmet'im dedi. Buranın sahibi Allah dedi. Buradan hepsi yiyecek dedi. Hepsi de yiyor. Böyle ağalar beyler değil. Öyle bir adam çıktı. Ağalar beyler köyleri hor gördü. Ayağımı çıkart, ayağımı yıka. Bunlar da öyle yok. Bunlar senin oyundan kalkar. Bir kere Ali burada çekildim de bir delik görmüş, namaz kılıyor, bir var. Hacı edecek misin? Bana kulağıma dedi ki acık dedi. Yazıhaneye gel dedi. Ben de kalktım gittim, yazıhanede kimse yok. Baktım kendi geldi, konuştuk, baktım elbiseler geldi. Ben elbise giymem dedim. Giyeceğim dedi, giymem dedim. Ben elbise giymem ki. Elbise dedi, takım elbise. Takım elbise. Takım elbise ben giymem. Elbiseler geldi, ben neyi giyeceğim diyor. Ben dedim giymem. Doğrunca bana bir çekit giy dedi. Allah razı olsun. Öyle adamlar nerede var? Şimdiki adamlar hep şikayetçi. Ağalar beyler köyleri hor görür, köylere şey eder. Bunlar öyle değil. Bunlar büyüğünün önünden kahar küçüğünü hürmet eder, yoksula yardım eder. Bunlar öyle bir adam, yetişmiş. Yani babalarından gördüklerini yapmışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar diye. Sağ olsunlar. Çok şükür. Şimdi bunları şey yaptık. Yine biraz bir geçmişe yine gidelim. Şimdi geçmişte bayağı bir yaşadınız. Geçmişte diyorsunuz her şey zorluktu ama insanlar dürüsttü diyorsunuz geçmişte. Evet, dürüstüdü. Çok dürüstüdü. Şu an ve lavaboların fiyatı 1 TL. Yani yukarıya giden adam 1 TL'ye yalan söyleyip tenezzül eden adam 1 TL'ye yani biraz ağır olacak cümleme ama dinini satan adam 1 TL'ye. Araba para vermemek için. Sen Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Sen kimi kandırıyorsun? 1 TL için sen bunu yapıyorsan o zaman demek ki önüne büyük bir fırsat çıksa neler yapmaz yani bu adamlar sen değil mi? Yapma dedim. Niye dedi sen sahtekarsın dedim. Sen Allah'a mı kandırıyorsun? Allah seni reddetti. Zaten kabul etmiyor ki. Başka ne var? Geçmişten özlediğiniz, bugün olmasını istediğiniz ne var başka? Başka şeyler işte. Büyüklere saygı ederdik, hürmet ederdik. Tatlı tatlı birebir çalışırdık, kurduk, çok iyiydik. İyiydik, insanlarımız çok iyiydi. Zülfalık işlerdik, hep tezgahla çalışırdık. Hep birebir, 3-4 tezgah birebir çalışırdık. İşimizi biter, kalkar evlerimize giderdik. Akşamüstü kayfelerimize gelirdik, kayfeye olsa kayfeye gelirdik. Diyarıya hürmet ederdik. Büyüğün önden geçmezdik. Büyüğün çıkını varsa alır evine kadar götürürdük. Hadi oğlum bize ağır gidecek. Siz geçtiniz. Biz ihtiyar alırdık çıkınlarını evden bırakırdık. Şimdi çıkını da bilmeyen olur. Çıkın bez parçası. Ha, bez parçası. Eskiden insanlarda şimdiki gibi poşetler yoktu. Şu an yok. Bir yerden bir şey eşya aldığın zaman şu an poşetle taşıyorsun ya. Geçmişte çıkının içine koyarlardı. Düğüm bağlarlardı. Böyle ellerinde çıkınlarını taşırlardı. Yani
Keloğlan'ın çizgi filmlerinde var ya, bağlıyor sopanın ucuna. Ona çıkın deniyor işte. Ona çıkın deniyor. Onu söyleyeyim. Ya ben de yaşım çok yaşlı değil ama ben sizin gibi yaşlı insanlarla sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi çok severim. Allah razı olsun. Yani çünkü yaşlardan ben çok şey öğrendim. Çok. Dedelerimden, büyüklerimden, gidenlerimizden Allah kani kani rahmet eylesin. Amin. Bir son bir sorum olsun Mustafa amca sana. Şimdi hep geçmişte şu yoktu, bu yoktu diyoruz ya. Şu an olan, şimdiden neyi beğeniyorsun? Şu an yaşadığın zamanda en güzel ne var yani? Bu şundan razıyım dediğin ne var? Hiçbir bundan razı değilim. Çünkü hep yalancı. Hiç doğru konuşan yok. Hiç doğru. Allah için öbür dünyayı düşünen yok. Allah için konuşan yok. Hep yalan söylüyor. Yalan söylemeyeceğim. Bu dünya gel geçicidir. Bugün varsın, yarın yoksun. Yaşın 80 ya hacem mi? 80 he. Yaşını hatırladığın zamandan başlayıp 5 yaşından bugüne kadar hatırladığın zamanda ne geçti? Ne bu zamanı nasıl geçirdin 75 yılı? 5 yaşından belli. He. Ayağımız yan yak geldi. Yan yak geldi, kalların üstüne geldi. 7 yaşında masrafa sarmaya başladım. 7 yaşında masra, biz 7 yaşındaki çocuğu ekmek almaya göndermiyoruz ya. 7 yaşında masra sarmaya başladım. 8 yaşı büyüdük, 11 yaşında dezgaha girdim. Dezgah işledim. Dokuma dokudum. Ha babam, ha babam çalıştık, geldik gittik. Beşik almadı yani, bu dünyadan öbür dünyaydı. Öbür yıllar iyiydi. Şimdiki yıllar iyi değil. Bugünler iyi değil. Bugünler her gün ağlaman lazım. Çok kötüye gitmişiz. Şimdi kimanın adı yok. İnsanlar bir araya saygısı yok, sevgisi yok. Bir araya hürmeti yok. Eskinin insanları bir mahallede bir büyük olurdu. Kız gelin ederse ve o adama danışırlardı, o büyüğe danışırlardı. Mahallenin büyüğüne. Mahalle ver derse verdi, verme derse vermezdi. Şimdi bakım kendi kendine evleniyor. Bakım parklarda dolanıyor. Evet. Bu eski günler çok iyiydi. Eski günler çok iyiydi. Böyle apartman yoktu. Hep toprak. Ama hayat da zor değil miydi ki o zaman yani? Hayat soba yok böyle evin içinde. Şu an evlerin içinde kalorifer var. Her yer sıcak. Gene yok o kaloriferin. O kalorifer iyi daha. Ya kışın abdest alırken böyle açıyorum, böyle sıcak suyla abdest alıyorsun, ne güzel. Gereği yok onun. Gereği yok. Onun hesabını verecek. Kışın domates yiyebiliyor muydun eskiden? Şu an domates yiyin, hıyar yiyin, balcan var şimdi kışın. Eskinin şeyiydi, çorbası iyiydi. Şimdiki bunlar ne yarar? Etler yenmiyor. Eskiden aşağı şehrin zeptesi başka, bunlar başka. Eyvallah. Bir dövmece derdin, tadından doyulmazdı tükende. 3-4 arkadaş. Balcan pişirtirdin. Tadından doyulmazdı. Tamatis piştirdin tadından, manca dedin tadından doyulmazdı. Şimdi geç peşin mi? Şimdi hemen mancayı da açıktım. Yani ben burada şunu söyledim. Cidden ben de yaşlı şeymişim yani. Manca salataya manca diyorlar besinde. Evet. Gençler bilmez. Onun için gençler için açıklamasını yapayım. Salataya manca denir. Pipir mancası yaparlardı. Hıyar mancası yaparlardı böyle. Evet. Değil mi? Onu yaparlardı. Özel tava verirdim. Fırına pişerdi. Oturur yerdin, hesabımız kaç kuruş derdin? 15'er kuruş derdin. Bak. 15 kuruşa tavayla karın doyurdun böyle. Karımı doyardın. 15 kuruşa tuvalet şu an 1 TL, 1000 ne yapıyor? 100 kuruş. Yani 15 kuruş nerede, 100 kuruş nerede? Zaman geçti diyek yani. 5 sene somun 5 kuruştu. Evet. Somun 1 kuruşun olduğu zamanlar yani. Senesi 5 kuruştu, sonra 10 kuruş oldu. Evet. Buradanın kilo 10 kuruşudur. Şimdi siz şehirde oturarak fırın ekmeği çok rahat yiyebiliyor muydunuz yoksa aşma ekmek mi yerdiniz? Evimizde ekmek yiyoruz. Ekmeği alınca koltuğuna saklar giderdin. Kimse görmezdi. Kimse görmesin diye. Yani bak orada pide ekmek o değer yani evet. Ayıp olur öbürlerine karşı. Ayıp olur. Herkes çünkü yufka ekmek yiyor. Evet. Ekmeği alırdı koltuğuna saklardı. Çekirin altına kimse görmesin diye. Çünkü herkes alamıyor ekmeği değil mi? Herkes evinde ekmek yiyor. Aman der bu perişan herhalde. Ekmeği almış evine gidiyor derler.
Ha pardon, şimdi olay farklı. Yani herkes evinde ekmek yapıyor. Ekmek alan adam, ya bu perişan avrada ekmek mi yapmıyor buna, niye ekmek alıyor, öyle mi diyorlardı? Öyle derler. Şeyden değilmiş, pardon. Değerli takipçiler, ben yanlış anladım. Pahalılıktan değil, la bunun avradına bir şey mi oldu acaba? Niye evde ekmek yapmıyormuş, mevzuymuş. Ne almak ayıptır. La bunun niye avrada ekmek yapmıyor buna, sabah niye sıcak sıcak bazlama yapmıyor da bu adamı göndermiş fırına? Sabahına bazı yaparlardı, çorba pişirirlerdi, senin tükenine gelirdi bunlar, öğlelerdi. Günlük bu çorba gelirdi. Kahvaltı var mıydı? Kahvaltı yoktu değil mi eskiden? Kahvaltı yok. Bir basmet alırdın, yedin tükende. Kahvaltı yok öyle. Çay ne zaman içmeye başladınız çayı? Çayda eskiden... Şeyle böyle... Eskiden benim bildiğim çay da yokmuş. Kahve içerlermiş ama çay yok. Her evde olmazmış her böyle. Her evde çay yoktu. Zengin evlerinde çay olurmuş. Çay evlerinde, zengin evlerinde olurdu. Zengin evinde sop olurdu. Fakirde sop olmazdı. Hep ocak yakarlardı. Şimdi o ocağın diğer adı ne? Ne diyorlardı? Şömine. Şu anda tam tersi, zengin evlerinde şömine var. Fakir evlerinde şömine yok. Fakir evlerinde yok. Zenginler, işte bir mahallenin zengini var, şey var, o şeyden. Herkes çalışır, çabaladı, bulur kaynatırdı. Onu da çektirirdi, kışın günü onu yerdi. Bir şey olmazdı. Pahalılığı da gördüm. Kilo kilo senet aldık idi. Kıtlık olmuş geçmiş zamanda bir yıllar böyle. Kıtlık o kıtlık oldu. Olduğu seneler kaç yaşındaydınız, hatırlıyorsunuz mu orayı? Çok küçüğüm o zaman. Yani kıtlık benim tahminime göre 44'lerde 45'lerde falan olmuş. Aile beşi. O yıllarda bayağı bir insanlar perişan olmuş burada. Gözümüz argıdı o zaman, doktora geldik. Bütün göz argısıydı. Böyle hastalık yoktu. Bir de sıtma vardı. Göz ağrısı da trom mu? Bu gözlerin argırdı, doktora geldin, günlük bayağı önden aşağı şehre doktora geldin, ilaçlarlar giderdin. Günlük ilaçlarlardı. Ondan sonra o da geçerdi. Bir sıkma çıktı, sıkma da geçti. Şükür böyle hasta... Ha şimdi de korona çıktı, hepsi geçti, korona kaldı, geldi. Hasta olmadık, adam yok günlük. Hasta olmadık, hep korona, korona diyor. Bu korona nereden gelmiş? Çin'den geldi diyorlar. Geldi. Ben 2 gün yattım. Doktor dedi, sen grip olmuşsun, kalk git dedi. Gittim, Adıyaman'a gittim. Büyük psikiyatrist ki bu. Adıyaman'a dedi, doktor gel evinde yat dedi. Hiç bakmadı bana. Parasıyla doktora götürdüler beni. Oradan geldik geri, yine akşamüstü oldu, yine düştü. Aldı hastaneye, beni yoğun bakımda 3 gün yaptım. Ya sen de koronayı geçirdin, geçmiş olsun. Sonrası. İnden binden vurdular. İyi, düzeldim şükür. İyi maşallah. Akşamüstü beni geri saldılar. Seni grip olmuşsun, kalk gittin. geldim evime. Eyvallah. Şimdi insanlar iyi olması lazım. Çok iyi olması lazım. Bu dünya gel geçicidir. Öbür dünyaya beşik azalman lazım. Senin paran pulun seni kurtarmaz. Sırat Köprüsü'nden zenginler rahat geçemez mi? Yok, geçemez. Çünkü o köylerin hakkı var, köyleri hor gördüler, köyleri şey ettiler. Onların işi çok çürür, çok zor. Vay parası olan. Erdemoğlu gibi böyle her gelene el uzattı, her yoksula baktı, her çocukları okuttu. Allah bin kere razı, yeri cennet olsun. Ağalar beyler de bilmem pezevek, ayağımı yıka, ayağımı çıkart, çorabımı yıka. Seni hor görürdü. Ama bunlar da eyle beşi yok. Bunlar evet. Aslan gibi adam, aslan gibi. Allah daha çok öylesin. Amin. Daha çok öylesin. Amin. Bu da benim ustamıdır. Mustafa Kara. Evet. Babasının 2 gözü kördü. Sırtını alır tükene getirdi. Sırtını alır eve götürdü. Çok terbiyeli adamıdır. Bu camının sahibi de. Evet. Çok ağırdı. Değerli bir kişiydi. Buranın temelini attı, kendi gitti. Allah rahmet eylesin. Rabbim birilerini bin eylesin. Buranın şeyi başladı, yapısı başladı, oğlu Mehmet gitti. Allah Allah. Bunlar da değerli adamını. Şuraya Mernos'un yapmadı, bir yer kalmadı. Besniye, Mernos'un oğulları ayak attı. Mehmet'e bak. Besniye ayağa kaldıran Erdemoğlu. Aynen, katılıyoruz amcamıza. Şimdi amca bizi böyle bu sohbetin için teşekkür ediyoruz.
Sağ olasın, var olasın. Böyle uzakta yeğenlerin, kardeşin, bacın, tanıdıkların var mı? Hangi şehirlerde yaşıyorsun? Ben bacım vardı, öldü. Yeğenler nerede şu an? Bir kardeşim vardı, öldü. Allah rahmet eylesin. Yeğenlerim de Uşak'ta. Uşak'taki yeğenlere, Badem ailesine evet. Selam söylüyoruz. Sağ olasın, var olasın katıldığınız için. Allah razı olsun, var olun. Çok değerli takipçiler, bugün farklı bir ortamdan, güzel bir ortamdan yayın yaptık. Evet. Yani çok değerli Mustafa amcayla sohbetimizi gerçekleştirdik. Yarın saat 5'te yine canlı yayınımız olacak. Ne yapacağız? 19 Mayıs etkinlikleri olacak. Atatürk'ü Düşünce Derneği ile birlikte Besnili girişimcilerin yapmış olduğu Besnili girişiminde Atatürk silüeti var. Onun açılışında olacağız. Yarın saat 5'te bekleriz. Sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.